Evet sevgili Ankaralar, herkese merhaba. Bakalım kimler? Kimler katılmış görelim. Evet, Nuray Çevik, Antalya. Gülistan Şen, Bursa. Ayşegül Nur, Antalya. Antalya'dan bayağı bir katılan görüyorum. Nurgül, Trabzon. Evet, birazdan bir meditasyon yapacağız. Meditasyonun içerisinde para olacak. Meditasyonun içerisinde gençleşme olacak. Evet, bugün bir anket yaptık. Ve ankette para yine ön sırayı aldı. Yani dediniz ki benim için güzellik önemli değil. Benim saçım, başım, burnum, derim önemli değil. Benim yaşım önemli değil. Ben yaşlansam da olur, önemli değil. Ama benim cebimde param olsun. Para olsun, başka bir şey olmasın. Demiş anket sonuçları. Böyle bunu söylüyor. Evet, siz neleri seçtiniz bakalım? Peki kendini genç hissetsen, tüm hücrelerin onarılmış olsa, 20 yaşında olsan ve hep o yaşta kalsan ve daha sonra beraberinde para gelse. Evet. Biliyorsunuz geçenlerde bir hikaye anlatmıştım. Bir iş adamı, çok yaşlı, 90 yaşında, çok zengin. Adama demişler ki biraz daha para kazanacaksın. Bunu para kazanacaksın, para mı yoksa bütün servetini vereceksin, 30 yaşına iner misin? Adam hiç düşünmeden 30 yaşına inmeyi seçiyor. Ama sizler önce para, gerisi kolay dediniz madem. Biz de ona göre çalışacağız. Ama ben derim ki bilmeniz açısından söylüyorum. Hastalıklar, vücudunuzdaki yaşlanma belirtileri, beyninizdeki yaşlanma belirtileri. Bunların hepsini geriye doğru çeksek daha güzel olmaz mı? Peki bakalım son duruma, ankette ne çıkmış?
Evet, %42 para meditasyonu, %35 gençleşme, anti-aging, %23 ilişkiler. Demek para birçok insan için çok şey ifade ediyor. Yani gençleşme için 53 oy, para için 63 oy, ilişkiler için 35 oy gelmiş. Peki. Bakalım. Acaba şey mi deseydik, botoks meditasyonu, direkt botoks meditasyonu. Evet, bir yandan bakalım. Evet sevgili ankalar, hücreler gençleşebilir. Hücreler yeni genç hücrelerle yer değiştirebilir. Şimdi biz bilinçaltımızda neyi kodlarsak o gerçekleşiyor. Eğer hücrelerimizin yaşlanmasını seçiyorsak hücreler yaşlanıyor. Eğer ben her şeyi unutmak istiyorum dediğin zaman bilinçaltı bunu Alzheimer'a kadar götürebiliyor. Evet, çünkü bilinçaltı duyduğuna inandığı anda çok içten, hani böyle çok istekli istersen bunu gerçekten kabul edebiliyoruz. Evet. Ben yine de ortaya bir karışık yapmayı seçiyorum. Bir meditasyonun içerisinde hepsi olmalı. Hem gençleşmeliyim, hem para kanallarım açılmalı, hem de ilişkilerimde, insanlarla olan ilişkilerimde çok güzel bir şekilde yol kat etmeliyim. Evet, hayatın tadını çıkartmalıyım. Tabi bunlar birer demo şeklinde, yani bir kısmını vereceğim. Çünkü şeyde gençlik çalışmasını kolyeye kodlayacağım. Gençlik çalışması ile ilgili size bir liste, bir okuyacağınız liste göndermem gerekiyor. Evet, o listede tekrarlamanız gereken cümleler var. Bakın, çok sihirli cümleler. Şimdi birazdan o cümlelerden tekrar bahsedeceğim. Onları söyleyeceğim. Ve o sihirli cümleleri ne kadar çok tekrarlarsanız, birden çok tekrarlarsanız ve bilinçaltınıza ne kadar çok tekrarlayıp kodlarsanız, vücut artık bir yol arıyor. Diyor ki, bu vücudun sahibi benden bunu istiyor. O zaman ben bunu yapmalıyım, ben bunu tekrarlamalıyım, ben bunun üzerine biraz daha eklemeliyim. Bana gençleşmemi söyledi. Gençleşmek bir bilinçaltı için çok kolay bir şey. Bilinçaltı seni hasta edebiliyorsa sağlıklı da yapabilir. Bilinçaltı seni
şanslı da yapabilir. Evet. Kolyesi olanlar kolyelerini ekrana koyacaklar. Evet, gençleşme ile ilgili okuduğum canlı yayında birazdan okuyacağım cümleleri tekrarlayacaklar. Kolyeleri de gençleşme kodunu yüklemiş olacaklar. Evet, bakın bir hikaye var. Bir Rus askeri, onun kitabını okumuştum. Savaşa gidiyor. Ve savaşta çok ağır bir yaralanıyor. Kaza geçiriyor ve vücudu, kemikleri kanamaya başlıyor. Evet. Kolye zaten hepsine kodlu. Yani şu an ben ne söylesem ağzımdan çıkan her yeni şey, her yeni enerji sizin kolyenizle bir uyum halinde. Hani kolyesi olanlar bazen soruyor, hocam bu kodlama var mı? Genç ol kodlaması var tabii ki. Ama tabii her zaman ne söylüyorum? Beni takip edin. Benim ağzımdan çıkan cümleleri dinleyin. Çünkü onların etkisi sizin bilinçaltınıza direkt etki yapacak. Evet, genç olmak. Dedim ya, o Rus askeri vücudunda çok büyük bir kanama oluyor. Evet. Vücudunda çok büyük bir kanama oluyor ve o kanamayı bir konsantrasyonla kanamayı durduruyor. Ve apar topar onu alıp hastaneye götürüyorlar. Şimdi bir bakıyorlar ki o savaşta adeta pert olan hasta kanaması duruyor ve birden iyileşmeye başlıyor. Ve sonra bu şahıs düşünmeye başlıyor. Diyor ki, ya diyor, ben bu kanamayı durdurdum. Eğer ben bu kanamayı durdurabiliyorsam vücudumun tekrar gençleşmesini, geriye dönüşünü sağlayabilirim. Ve bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Ve bir takım sözler, bir takım cümleler, onları tekrarlayarak, devamlı tekrarlayarak bilinçaltına gençleşmeyi yüklüyor. İyileşmeyi yüklüyor. Ve organlarının yeni hücrelerle tekrar gençleşmesini sağlıyor. Ve tekrar ne oluyor biliyor musunuz? İyileşiyor, toparlanıyor ve savaşa tekrar geri gidiyor. Savaştan döndüğü zaman tekrar bu yapmış olduğu çalışmanın sırrını öğrenmeye çalışıyor. Kendi kendine deşifre ediyor. Evet. Ve bu şahıs uzun yıllar yaşarken 75 yaşında bir hastanede yapmış olduğu tahlillerle 40 yaşında bir bedene sahip olduğu anlaşılıyor. Şimdi 75 yaşında çocuk sahibi oluyor.
vücut o kadar gençleşiyor ki aşağı yukarı 90-100 yaşlarına kadar yaşıyor. Yani bir insan isterse vücudunu 17 yaşında, 18 yaşına kodlayabiliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yeniden doğuşta insan tekrar anne karnına geri dönebiliyor. Anne karnındayken rahimden koptuğu anda göbek bağı kesildikten sonra ezan sesiyle tekrar ismi okunuyor. İşte yeniden doğuş ve ardından bu sefer tabii ki hangi yaşa gelmesi gerektiği kodlanıyor. Evet, işte bunlar tamamen bilinç altında yaşanan durumlar. Açık söyleyeyim, ben kendimi 27 yaşına kodladım. Ve bu yaşta durdurulamaz olmayı, başaran olmayı hedefledim, planladım. Eğer ben emekliliğimi düşünseydim, eğer ben kenara çekilmiş olsaydım, yaşlılığı seçseydim, belki çok daha fazla çöküntüye uğrayabilirdim. Evet, ben bunu bilinçli olarak yapıyorum ve bilinçli olarak isteyen herkese bunu yapmayı öneriyorum. O yüzden yapacağımız olumlamalar, kodlamalar, şu an beni dinlerken böyle açık söyleyeyim, dinlediğin anda, benim sesimi duyduğun anda bu ses bir frekans taşıyor ve o sesin üzerine yüklemiş olduğum duygu enerjisi senin bilinçaltına kodlanmaya başlıyor. O yüzden beni dinlerken fazla başka şeylerle meşgul olmamanı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi herkes suyunu hazırlasın. Suya kodlama yapacağım. Suyunuza kodlama yapacağım. Herkesin suyu hazır olsun. Kolyesi olanlar kolyelerini hazırlasınlar. Ekrana kolyelerini koyacaklar. Kolyesi olanlar da su koyabilir. Olmayanlar da koyabilir. Ama tabii ki kolyesi olanların bu çalışmalardan etkilenmesi çok daha hızlı olacak. Çok daha hızlı olacak. Çünkü kolyenin üzerindeki bir alaşım, evet, enerjiyi senin vücuduna yaymaya başlayacak. Kolyeni takmayı unutma. Evet, herkesin suyu hazır. Birazdan o çalışmaya geçeceğiz. Meditasyona geçeceğiz. Ama bir şeyi yaparken niye yapıyoruz, niçin yapıyoruz? Öncelikle bunları bileceğiz. Evet, şimdi tabii ki herkes para konusu gerçekten çok önemli. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyi istemek, istediğin şeye odaklanmak bile sınır koymak demektir. Hani bir şeyi ne demiş yüce, sen plan yaparsın, Allah o planları bozar. Sen bir şeyi çok isteyerek aslında o istediğin şeyle arana bir sınır koymuş oluyorsun. Yanlış şekilde istiyorsun. Ben çok para istiyorum. Böyle bir şey değil. Bir kere para böyle istemekle gelmiyor. Para enerjiye geliyor. Senin yaşattığın aurandaki enerjiyle alakalı bir konu. Eğer senin enerjin yoksa, auranda böyle bir frekans yaymıyorsan, o para sana gelmez. Sen istediğin kadar para meditasyonu yap, istediğin kadar para enerjisi yap. İşte bu kolyedeki tılsımlardan bir tanesi bu. Frekansını yüksek tutmak. Frekansı yüksek olan insanın karşısına para da gelecek. İlişkiler de gelecek.
Gençleşme de gelecek. Yaşlanma önlenecek. Ama bunu sadece bil yeter. Bilerek, bilinçli bir şekilde tak yeter. Evet. Evet, biraz yorumlara bakayım. Hangi kodlamalar senin ilgini çekiyor? Yani ben bir meditasyon yaptığım zaman açıkçası yapacağım çalışma senin frekansını yükseltmek olmalı oluyor genelde. Sen o yüzden o kuş düğünü buluyorsun. Frekansın yükseldiği zaman karşına çıkıyor. Eğer frekansın düşük kalırsa, hani başımdan belaların gitmediği durumlar var ya, işte o frekansı düşük olan insanların çevresinde oluyor. Ben de bazı yıllarda frekansım düşüktü. Frekansımın düşük olduğu yıllar da vardı. Mesela o yıllarda gerçekten belalar kesilmiyor. Ama ne zaman ki keşfettim, frekansın yükseldiği zaman etrafımdaki insanların değiştiği. Evet. Evet, kolyeyi alanlar yapmış olduğu başında gelen güzel şeyleri yazmaktan çekinmesinler. Çünkü bunlar çok yol gösterici oluyor. Ama tabii böyle şöyle bir şey var. Benim bir tane bir esnaf arkadaşım vardı. Çok yardımcı olurdu herkese. Şöyle bir şey söylerdi. Ya insanların ihtiyacı olduğu zaman yanlarında hep oldum. Onların zengin olmasında çok rol aldım. O yokluk dönemlerinde her şeyi bana sorarlar ve ben onlara cevap verir, onların ekonomisini düzeltirdim. Lakin ne zaman parayı bulurlar, ne zaman yükselişe geçerler, ondan sonra beni tanımazlar demişti. Evet, bu işler böyledir. Nasıl yükseldiğini anlamazsın ama yükseldiğin zaman o frekansın düşükken, ya işte ben bir kolye almıştım, ben bir ritüel yapmıştım, ben bir WhatsApp grubuna girmiştim veya bir seans almıştım. İşte Murat Hoca'dan almıştım, Ahmet Bey'den almıştım, Mehmet Bey'den almıştım. Evet, şimdi hatırladım. Orada bir şu söz benim için çok önemliydi. Şundan dolayı frekansım yükselmişti. Evet, o günden sonra şansım açılmıştı. O günden sonra moralim düzelmişti. Ve bu benim hayatımda çok büyük bir etki oldu. Tabii ki bunu demeye ne diyemiyor, çünkü artık belki Instagram'ı bile takip etmiyor. Ama geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Eğitimime katılmış bir ankamız Ankara eğitimimize katılmıştı. Hiç unutmuyorum. İlişkilerle ilgili anlattıklarını, hep aynı insanların karşısına çıktığını, ilişkilerde o kadar başarısız olduğunu ve bıktığını, çok yorulduğunu. Evet, çok fazla anlatmıştı. Ona bir bilinçaltı çalışması yaptık. Aradan bir sene falan geçti. Yine o boğuntular, o çalışmalar, ama dedi ki hocam, çalışıyorum dedi. O duyduklarımı, sizden o aldığım o enerji hep aklımda. Biliyorum. Muhakkak benim bu frekansım değiştiği anda karşıma beni anlayan bir insan çıkacağından eminim diyordu. Ben de ona şöyle söylüyordum. Sakın ola ki ümitsizliğe kapılma. Çünkü senin artık karşına çıkması an meselesi. Senin güzel kalbinle
o kalbi taşıyan birinin karşına çıkması an meselesi diyordu. Evet, geçenlerde bana bir davetiye gönderdi. Ya davetiyede düğün davetiyesiydi. Hocam dedi, bu benim borcum dedi. Ben size bunu göstermek istiyorum dedi. Ama dedi kimseyle paylaşmayın dedi. Siz bilin yeter dedi. Ben dedi gerçek bir ilişki içindeyim dedi. Bu sefer gerçek bir ilişki içindeyim dedi. Ve düğün tarihini, kartını, davetiyesini bana gönderdi. Çok mutlu oldum. Evet, çok mutlu oldum. Yani hem onun adına mutlu oldum, hem de yapmış olduğum, onun da bir anka kolyesi var çünkü. Yapmış olduğum, her zaman ona söyledim. Belki şu an bizi dinliyordur bile. Ekrana tut kolyeni. O enerjiyi al, o enerjiyi çek. Burada binlerce insan var. Sizden sonra dinleyen binlerce insan var. Ve o enerji herkese yayılıyor. Senin şu an yanında 2-3 kişi dinliyor. O enerji geçiyor. Ve o enerji büyümeye başlıyor. Ve o yüksek enerji seni de sarıyor. Bakın, sadece ilişkiler değil, para, bolluk, bereket. İşte geçenlerde yine, belki yine şu an izliyordur bir ankamız. Bursa'dan kolye vermiş olduğumuz bir ankamız. Evet, Polonya'ya, Polonya'dan bir iş teklifi aldı. Yani onun o karamsarlığının dağılmış olması. Yerine, evet, benim karşıma güzel şeyler de çıkacak. Ve ben bunların farkındayım. Bu bilinçle her sabah uyanması. Evet, bu çok güzel bir şey. Bazı şeyler hani böyle parasal değeri yok. Manevi değeri çok yüksek. İnsan sabah kalktığı zaman neşe içinde. Mucize ötesi bir şey. Evet, Zeynep Hanım da ruh eşini bulmuş. Çok güzel. Evet, lütfen yaşadığınız değişimleri, dönüşümleri bizimle paylaşın. Yani bizim onları paylaşacağımızı bilerek paylaşın. İsterseniz isminizi değiştirin, paylaşın. Ama evet. Ama muhakkak paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü alma verme dengesinde de, al ver dengesinde de en önemli konu paylaşmaktır. Bakın, ben bu meditasyonu yapıyorum şu an. Ücretsiz yapıyorum. Bu bir paylaşmadır. Neyin paylaşması? Sen benim sayfamı beğendin, etiketleme yaptın, paylaşım yaptın, için rahat. Evet, ben görevimi yaptım. Ben bir insanla paylaştım. Ben Murat Başaran'ın yol açtığı bu frekansı bir başka insana anlattım. Takside taksiciye anlat. Komşunu anlat. Çocuğun arkadaşına anlat. Ama bir şekilde eğer gerçekten bir fayda aldıysan, bir enerjinde bir değişiklik varsa, bir kişiyle bile paylaşman, evet, mucize ötesi bir davranış olur. Ben sizinle biliyorsunuz gecemi gündüzümü paylaşıyorum. Ve 7/24 enerjiyi çalıştırıyorum. Şu an birazdan bu canlı yayın bittikten sonra, evet, birçok kolyeyi gece çalışmasıyla kodlayacağım. Gençlik enerjisiyle beraber kodlama yapacağım. Evet, o yüzden sizler de geri dönüşlerinizi yapmakta çekinmeyin. Bir başka insanı uyandırmak, bir başka insana bir şeyi hissettirmek bile inanın çok büyük sevaptır zaten.
onun uyanışını sağlarsınız. Onun farkındalığını açarsınız. Evet, birçoğunuz profilinde zaten paylaştı. 7117, et Murat Başaran Akademi, durdurulamaz ol, başaran ol. Evet, Refika Hanım Azerbaycan'dan. O da İstanbul'a geldi. İstanbul'da benim ellerimden kolyesini ona taktık, kodladık, mühürledik. Evet, bugün Refika Hanım, buradan gençlik enerjisiyle çalışacağım. Kulağınız bende olsun. Güzelliğinize güzellik katalım. Kodlandın, mühürlendin. Evet, yani sen kendini iyi hissediyorsan, sen bir bu frekansın içindeysen paylaş. Yani ben bazen duyuyorum, hocam inanmıyorlar. Bakın, bizim yaptığımız şeyler bilimsel şeyler. İnanma inanmama diye bir şey yok. Yani bunlar normal, mantıklı bir insanın bile düşündüğü zaman her şeyin hayal gücüyle oluşturduğunu bilir zaten. Evet, mesela bakın, şimdi bu kolye önce düşünce gücüyle yazıları, üzerindeki bütün her şey adım adım öncelikle düşünüldü. Düşünme sonrası şekillendi. Şekillendikten sonra sizlere sunuldu. Düşünce gücüyle bunların hepsi oldu. Önce düşündüm, kafamda tasarladım, sonra yazıya döktüm. Sonra üzerinde çalıştım ve onu kalktım, özel bir şekilde kalıbını çıkarttırdım. Evet, geri dönüş paylaşımlarınızı bir metin yazarsınız, hikayenizi bir metin yazarsınız, WhatsApp'tan bizimle paylaşırsınız. Bir başkasının okuyabileceğini düşünerek, gerçekten de bir başkası neyi duyarsa o frekansı yükselir. En azından onu da dikkate alınız. Evet sevgili Ankaralar, bakın mesela geçen gün dedim ya, dernek kuracağız. Spil'den yer alacağız. Dedim ya, büyük projeler oluşturacağız. Eğitim köyü açacağız. Organik bir köy kuracağız. Evet, hemen geri dönüşler oldu. Ne oldu? İşte aramızda takipçilerimizden Reyhan Hanım, takipçilerimizden Ebru Hanım hemen çalışmaya başladılar. Yer konusu, projeler konusu, dernek konusu. Bursa'dan ona keza Gül Hanım, Nihal Hanım, Bahar Hanım. Evet, herkes şu an çalışmakta. Çünkü bir frekans var, dünyayı saran bir frekans var. İnanın bir süre sonra bu frekansımız dünya duyacak. Ve sizler diyeceksiniz ki, evet diyeceksiniz, biz o konuşmaları daha ham halindeyken ilk defa biz duyduk. İlk defa bize anlatıldı. Biz o zamanlar öyle kuru kuru dinliyorduk. Dinlemede kalıyorduk. Harekete geçenler olmuş meğersem. Bakın şimdi şöyle oldu, böyle devasa bir şey oldu. Ya biz biliyoruz ya bunları hatta diyeceksiniz. Biz ya burada Instagram'da konuşmuşlardı hatta. Bakın. Bunları diyeceksiniz. Çoğu insan bunları diyecek. Ama yükselenler yükselecek. İşte nedir bunun altındaki temel taş? Enerji. Enerji, enerji. Enerjiyi yaymak, enerjiyi paylaşmak ve frekansı yükseltmek. Kimler frekansı yükseltirse,
Bakın ben bir rüzgarım. Bu rüzgara tutunanlar, bu rüzgara içine girenler, bu girdabın içine girenler, evet onlarla biz bir büyük bir yol kat edeceğiz. Evet ben düşüncelerimi sınırlamam. Ben mantıksal hareket etmiyorum. Mantık insanı bir yerden bir yere taşır. Ama hayal gücü bir insanı istediği yere götürür. Evet, hayal gücü bir insana her şey yaptırabilir. Düşünce gücüyle. Bilinçaltıma sadece şunu sorarım. Sadece ona şunu söylerim. Derim ki Murat, bunu daha güzel nasıl yapabilirsin? Soru işaretini koyarım. Evet, daha farklı nasıl yapabilirsin? Daha yüksek nasıl yapabilirsin? Evrene nasıl yayabilirsin? Daha da güzelini nasıl ortaya çıkarabilirsin? Evet, ben bunu kodluyorum bilinçaltıma. Ve elimdeki hiçbir şeyle yetinmiyorum. Diyorum ki bundan daha güzeli var. Ama nasıl? Hadi bana o nasılın cevabı gelsin. Ben cevabını beklerim. Ama soru sormaktan bıkmam. Daha da iyisi var çünkü. Bakın her şeyin daha ötesi var. Bizler sadece bir kısmıyla ilgileniyoruz. Evet ben bu konuşmaları şu an bilinçaltınızla yapıyorum. Sizlerin çok fazla inanması da gerekmiyor. Bilinçaltınız zaten bunları şu an duyuyor. O er geç sana bir işaretle karşına çıkacak. Bir kuş tüyüyle karşı karşıya geleceksin. Bir işaretle 7117 işaretle karşı karşıya geleceksin. Ve karşı karşıya geldiğin an içinden bir gülümseme gelecek. Bir huzur, bir mutluluk gelecek. Ve hemen aklına ben geleceğim. Evet, bana bu anı söylemişlerdi. Hatırlatmışlardı. Ben yine dinlemiştim. Ama şimdi karşı karşıyayım. Eğer ben karşı karşıya isem, eğer ben olayın içindeysem, o zaman ben bunu daha fazla nasıl güzelleştirebilirim? Evet, nasıl güzelleştirebilirim? Dediğin anda, bakın dediğin anda çarklar dönmeye başlar. Hadi bakalım, şimdi herkes biz kendi kendine söylesin. Şu anki ekonomik durumumu, evet başladı. Şu anki ekonomik durumumu nasıl daha fazla güzelleştirebilirim? Evet, şu anki ilişkimi nasıl daha fazla güzelleştirebilirim? Soru işareti. Evet, şu anki görüntümü, fiziksel görüntümü nasıl daha fazla güzelleştirebilirim? Evet, her şey değişir ve dönüşür sevgili Ankara'lar. Ama hayatı nasıl daha güzelleştirebilirim dediğin zaman evren, bilinçaltın, zihnin, artık adına sen ne dersen de, ne dersen, ne koyarsan koy adına, artık o saatten sonra değişme başlar, dönüşme başlar. Evet, bakın 40 yaşından sonra, 45 yaşından sonra, 50 yaşından sonra istatistiklere baktığımız zaman insanlara soruyorlar. Ne istiyorsun? Neyi değiştirmek istersin? Evet, der ki şimdiki tecrübelerimle
şimdiki aklımla tekrar 20 yaşında olmak isterdim der. Ve gençleşmeye başlar. Ayakları ağrıyordur, dizleri ağrıyordur, başı ağrıyordur. Hemen gider işte bitkisel, organik ürünler peşine koşturmaya başlar. O eksik olan vitaminlerini tamamlamaya başlar. Tamamlamak ister. Kolajenini tamamlamaya çalışır. Evet. Peki aslında bir bilsen vücudunda her şeyi ama her şeyi vücudun tekrar yapabileceğini, yaptığını, onardığını, hatta midenin, karaciğerin her 15 günde bir, 20 günde bir yeni hücrelerle oraları tazelediğini, evet böbreğin bir sistemi var. İnanın mesanenin bir sistemi var. İçindeki negatif enerjileri attığın yer. Peki böbreğine veya mesanene ne kadar çok dikkatlisin? Bunlar o kadar önemli konular ki. Eğer bir insanın böbreği etkin bir şekilde çalışmıyorsa hayatın gerçeklerini süzemiyor demektir. Hayatın gerçeklerini ayrıştıramıyor demektir. Eğer bir insanın mesanesi düzgün eğer görevini görmüyorsa vücudundaki negatif enerjileri, istemediği enerjileri atamıyor demektir. Evet, organların bir dili var. Sana bir şey anlatıyor. Evet, dişin ağrıyorsa bunların altında bir neden var. Başın ağrıyorsa bunun altında bir neden var. Her organın hücre yenilenmesinin bir takvimi var. İnternetten bakabilirsiniz, tam emin değilim. Lakin yenilenmesi mümkün. Şimdi mesela insülin direnci. Bir insanın insülin direncini aslında vücut kendisi ayarlaması gerekiyor. İnsülin direnci bozulmaya başladığı zaman ne oluyor? Daha fazla şeker tüketmek durumunda kalıyorsun. Ve bu da senin vücudundaki kiloyu arttırmaya başlıyor. Evet. Şimdi kaç yaşında olmak istersin? Kaç yaşında olmayı seçersin? Veyahut da şöyle söyleyeyim. Seni hangi yaş mutlu eder? Ama tabii bazen şöyle insanlarla da karşılaşabiliriz. Hocam bu hayat beni o kadar çok yordu ki, bu hayat beni o kadar çok üzdü ki, mümkünse ben hemen ölüp gideyim diyenler de vardır. Hatta doğduğuna pişman olan insanlar bile vardır yani. Ya niye ben bu dünyaya geldim? Ne işim var benim burada? Diyenler de vardır yani. Ama sen bu dünyadasın, merak etme. Ölüm yaşına kadar seçiyorsun. Ölümünü bile söylüyorsun. Yani diyorsun ki işte ben öleceğim zaten diyorsun mesela. Evet tamam, belki insan evet ölecek. Bu dünya kimseye kalmadı. Lakin son nefesine kadar sağlıklı yaşamak, güzel yaşamak, pırıl pırıl bir yüzle yaşamak, yepyeni organlarla yaşamak mümkün. Evet, mümkün. Evet, ona çalışacağız tabii ki. Biz buna odaklanacağız. Evet, ben günden güne gençleşiyorum. Ben günden güne hücrelerimin yenilenmesini görüyorum. Yüce Allah'ın bana vermiş olduğu ilahi güçle tüm vücudum, tüm hücrelerim her gün yeniden doğuyor, tazeleri, yenileri geliyor, ölü hücreler vücudumdan gidiyor.
Evet. İşte bu şekilde vücudundaki o dönüşümü de sağlamaya başlarsın. Evet. Şimdi parayla ilgili meditasyonu yaparken her zaman söylüyorum. Bu para senin için niye gerekli? Sen bu parayı niye istiyorsun? Bunu düşüneceksin. Yoksa bakın, Milli Piyango'dan trilyonlar çıkmış insanlar var. 5 yıl sonra yine geldiği noktaya geliyor. Aralarında çok nadir insanlar o parayı değerlendirebiliyor. Sefillikler içerisinde maalesef ölüyorlar. Neden? Çünkü ellerine para geçse bile o parayı nasıl değerlendireceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve onun bunun oyuncağı oluyorlar. Parayı dağıtıyorlar, parayı çarçur ediyorlar. Neden? Çünkü gerçekten parayı kullanmasını bilmiyorlar. Evet, bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Adana'dan bir takipçimiz, sevdiğimiz bir abimiz bir şey rica etti. İzmir'de bir öğrenci okutuyorlar, okutacaklar Ege Üniversitesi'nde. Orada İzmir'de bir aylığına evinde misafir edebilecek, güvenilecek bir kardeşimiz var mı dediler. Öğrenci bayan, aklınızda olsun, öyle bir ben kabul edebilirim. Üniversitede bir aylık en azından idare edebilirim. Bir aile içinde onunla ilgilenebiliriz diyen olursa, evet, aşağıdaki telefon numarasına lütfen ismini, adresini bırakırsa memnun oluruz. Evet, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bakın, para gelir. Ama para dediğim gibi bolluğa, berekete gelir. Neşeye gelir, coşkuya gelir. Öyle para kalkıp sana helikopterden, uçaktan atılmayacak. Para sen hayal kurarsan gelir. Öncelikle hayal kurma, ilham kaynaklarının açık olması gerekir. Evet. Yayını kaydedelim tabii ki. Yani yayını kaydedeceğim tabii ki. İnşallah müzik çok fazla etkilememiştir. Zaten uyarı yapardı. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Evet. Sohbetimize şöyle kısacık bir ara vereyim. Ve hemen küçük bir meditasyon yapalım. Kolyemizi göstereceğim şimdi size. Kolyeye odaklanmanızı isteyeceğim herkesin. Ellerinde kolyesi olanlar kolyeye odaklanacak. Kolyeye şimdi kolyede bir gold enerji mevcut. Bu gold enerji biliyorsunuz sarı, böyle altın renginde. Şimdi bu gold enerjiye odaklanmanızı istiyorum. Enerjiye odaklanacaksınız. Para enerjiyle sizi bulacak. Bakın, çok ciddi bir şu an meditasyondasınız. Benim ağzımdan çıkan sözleri çok dikkatle dinleyin. Ekrana dikkatle bakın. Çünkü hayatınızda bu kadar ciddi bir frekansın içinde olduğunuzu zannetmiyorum. Bu frekansın farkına varanlar
hayatın tadını çıkaracak çünkü. Benim bütün size yapacağım çalışmaların aslında ana konusu senin hayatın tanıman, uyanışı anlaman, uyanışı yaşaman ve hayattan zevk alman, tat alman içindir. Eğer sen hayatı çile çekmek olarak adlandırmışsan, zorluk olarak adlandırmışsan, bilinçaltında bana eğer ben yüzüm gülerse insanlar benim için böyle der, şöyle dere odaklanmışsan, kodlamışsan, çok param olursa etrafımdaki insanlar beni çok sıkara, başıma iş açarıma odaklandıysan, haliyle bunlar senin para kazanmanı, para kaynaklarının açılmasını etkilemektedir. O yüzden ekrana bakarken, benim ağzımdan çıkan cümleleri dinlerken, onların bilinçaltına kodlandığını aklından çıkarma. Evet, şimdi elini herkes ekrana koysun. Kolyesi olanlar kolyelerini de koysun. Bir yandan ama elini de koysun. Ve benim şu an konuştuğum cümleleri içinizden veya sesli olarak fark etmez tekrarlanmasını istiyorum. Çok önemli cümleler söyleyeceğim çünkü. Evet, sakince beni dinlerken elin ekranda, kolyen ekranda olsun. Ekrandaki Anka kolyesine odaklan ve unutma, hayat bana mucize öteleriyle gelir. Ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle alır kabul ederim. Yoruma kapatıyorum ki beni tekrarlayın diye. Evet, biraz bolluğa, berekete kodlayacağım için şöyle bugün kolyesini kodlanmasını kodlayacaklarımın da kolyelerini canlı yayında kodlamış olayım. Evet, şimdi beni tekrarla, sakin ol, rahat ol. Bu cümleleri kaçırma. Bu cümleler senin için çok önemli. Az olacak, öz olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah, benim ruhumda birikmiş ağır yüklerden, hayatın zorluklarından, kayıplardan, acılardan arınmama yardım ediyor. Yıldırım parlaklığında hissediyorum. Ruhum devasa bir hızla son yılların birikmiş yükünden 15-17 yaşlarından sonra ruhuma işlemiş ağır etkilerden arınıyor. Tüm bu ağır birikimler devasa hızla eriyip yok oluyorlar. Evrenin boşluğunda dağılıyorlar. Ebedi ve iz bırakmadan yok oluyorlar. Benim ruhum
15-17 yaşlarından sonra yaşadığım tüm kaygılardan, ruhuma yüklenmiş ağır birikimlerden, kayıplardan ve acılardan arınıyor. Yıldırım parlaklığında hissediyorum. Kodlanıyorsun. Kodlanıyorsun. Şu an bilinçaltını programlıyorum. Yıldırım parlaklığında hisseden ol. Hissediyorsun. Şimşeğin, yıldırımın o şavkını düşün. Ve gözlerinin önünde parladığını hayal et. Gerçekten bende tüm ağır yüklerden arınmış yeni ruh doğuyor. Ben de yeniden kaygısız, gamsız, neşeli, hafif, genç, cilveli bir ruh doğuyor. Kodlandın. Mühürlendin. Evet, kolyesi olanlar ekrana kolyesini koysunlar. Gençlik aşısı yapıyorum kolyelere. Yüce Allah, aktif, enerjik şekilde ruhumu gençleştirmeme yardım ediyor. Yüce Allah, ruhuma yeni doğan 15-17 yaşlarında gençliği yüklüyor. Genç ol. Kodlandın. Mühürlendin. Yıldırım parlaklığında hissediyorum. Bende gerçekten taze, dokunulmamış yeni bir ruh doğuyor. Bende gerçekten kaygısız, gamsız, hayatın dokunuşlarına maruz kalmamış, cilveli, şakacı, esprili bir ruh doğuyor. Tüm kelimeler özenle seçilmiştir sevgili Ankara'lar. Çok dikkatle dinle. Eğer duyuyorsan, eğer bu kelimeleri duyduysan, bilinçaltın şu an benim ses tonumdan onları kendi enerjisiyle bütünleştirmeye başlayacak. Ve bir kapı içerisinde, kapının içinden geçirecek. O kapı senin kapın olacak. Gençlik kapın olacak. Bolluk kapın olacak. En değerli ilişkilerinin kapısı olacak. Evet, izleyenlerimizin %95'i bayan olduğunu düşünüyorum. Erkekler ona göre bu cümleyi devam edecekler. Ben bayanlar adına konuşuyorum. Ben daha parlak, daha güzel, daha alımlı, daha canlı, kendimi 15-17 yaşlarında gamsız, şakacı, genç kız gibi görüyorum ve hissediyorum. Yüce Rabbim, aktif olarak ruhumun gençleşmesinde bana yardım ediyor. Beni destekliyor. Eğer ruhun gençleşirse, fiziksel bedenini gençleştirmeye karar verirse, seçersen cümlelerime çok fazla odaklanmanı istiyorum. Ben yıldırım parlaklığında hissediyorum. Ruhum her geçen gün daha hızlı, daha hızlı gençleşiyor. Ben de daha genç, daha da genç, taze bir ruh doğuyor. Ben daha parlak, daha canlı görünüyorum.
İleride beni uzun ömürlü, sınırsız, neşeli, sonsuza dek mutlu, güzel bir hayat bekliyor. Kodlandın. Mühürlendin. Evet, kodlamayı, sesini duymanı isteyeceğim şimdi mühürlenmenin. Evet. Tekrar ediyorum. Ben daha parlak, daha canlı, daha çekici, daha etkileyici görünüyorum. İleride beni uzun ömürlü, sınırsız uzun ömürlü, neşeli, sonsuza dek mutlu, güzel hayat bekliyor. Kodlandın. Mühürlendin. Ekrana elini tutabilirsin, kolyeni koyabilirsin, suyunu koyabilirsin. Devam edeceğim. 30 saniye boşluk bırakıyorum. Dokunman, suyunu koyman, elini koyman için. Evet, kendini genç hissettiğin an, kendini enerjik hissettiğin an, bolluğun, bereketin aktığını göreceksin. Sana bu çalışmada yarım bir iş yapmak istemiyorum. Kendini enerjik bulacaksın ki, neşeli göreceksin ki, para sana gelsin. Para seni sevsin. Para sana nazikçe, kibarca, zorlanmadan gelsin. Devam ediyorum. Yüce Rabbim daima, her gün ve her yıl bana ilahi yeni doğmuş gençliğin muazzam hayat veren gücünü, bolluğu, bereketi, enerjisini yüklüyor. Ben daha parlak, daha net kendimi 15 yaşında genç, güzel, neşeli, bolluk, bereket içerisinde, şakacı kız olarak hissediyorum. Yıldırım parlaklığında, kendimi 15 yaşında, şen şakrak, neşeli, sevinçli, önünde uzun, sınırsız yılları olan, mutlu, güzel kız olarak hissediyorum. Kodlandın. Mühürlendin. Evet, bu sese odaklan. Bu seslere kodlan. Devam ediyorum. Hayatı seviyorum. Rabbimin izniyle, onun bana yardımıyla daha kaliteli bir hayatı seçiyorum. Kaliteli bir hayatımda bana bolluk, bereket akmasına izin veriyorum. Şimşek parlaklığında gözlerimin önüne gelen tüm altın, tüm para ışıklarını, seslerini alıp kabul ediyorum. Kodlanacaksın şimdi. Ekrana elini koy. Kodlandın. Mühürlendin. Büyük miraslar bana geliyor.
helal mirasları bölüşüyorum. Helal miraslardan muazzam gelirlerim var. Benim hayatımı kolaylaştıran insanlar bana geliyor. Benim gençliğim, benim güzelliğim, benim etkileyiciliğim, benim şakacılığım, benim neşem, etrafımda tertemiz insanları auramın ışığıyla, onların auralarıyla birleşip hayatımı renklendiriyor. Kabul ediyorsan kodlanıyorsun. Aldım, kabul ettim. Kodlandım, mühürlendim. Evet, ekrana elini koy. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Hayat bana mucizelerle gelir. Bolluk bereketle gelir. En güzel, en değerli ilişkilerle gelir. Kalbim sevgiyle açılır. Ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle alır, kabul ederim. Hazır ol. Durdurulamaz olacaksın. Kolyesi olanlar ekrana kolyesini koysun. Enerji aktivasyonu başlıyor. Durdurulamaz olacaksın. Başaran olacaksın. Mucizeler içinde yaşayacaksın. Sağlıklı olacaksın. Her daim fit olacaksın. Kodlandın. Mühürlendin. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Başaran olacaksın. Anka olup küllerinden yeniden doğacaksın. Kodlandın. Mühürlendin. Nefes al, nefes ver. Evet, ruhun gençleşecek. Gençliğin vermiş olduğu güçle, azimle, istikrarla, her geçen gün hücrelerin yenilenmeye başlayacak. Her geçen gün, her geçen saat,
bende daha genç, daha genç ruh doğuyor. Ruhumun gençleşmesi, kafamın gençleşmesiyle eş zamanlı gerçekleşiyor. Evet, beynin, kafanın içindeki beynin, evet, onu da gençleştireceğim. Ruhumun gençleşmesiyle devasa hızla kafam da gençleşiyor. Kafamın içindeki beynim, nöronlar, gözler, dil, kafamın içinde tüm duyu organları gençleşmeye başlıyor. Gençleşmeye. Murat Başaran'dan, Murat Başaran'ın kanallığıyla sana gelen bu enerjiyi kabul ediyorsan, içinden evet de. Elini ekrana koy. Elini yüzüğümün üstüne koy. Kodlandın. Yüksek bir frekansın içerisindeyim. Tekrar et. Bu frekansın içerisinde gençlik, neşe, keyif, para enerjisi, kaliteli ilişkiler, değerli ilişkiler bana geliyor. Onları şimşek hızıyla kendime çekiyorum. Bana şimşek hızıyla gelmelerine izin veriyorum. Şu an Murat Başaran'ı dinliyorum. Ağzından dökülen cümlelere odaklandım. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Sadece konuştukları beynimde yer etmeye başlıyor. Bilinçaltıma giriyor. Bana bilinçaltımda bir oda açıyor. Odanın içerisine gençlik aşısı, para enerjisi, ilişkilerdeki kaliteyi enerjisel olarak o alana yaymaya başlıyor. Onun bu çalışmasını kabul ediyorum. Destekliyorum. Onaylıyorum. Kodlanıyorum. Mühürleniyorum. Bu hafif enerjiyi alıp kabul ediyorum. Ben anka frekansındayım. Ben spil yolundayım. 12 ağacın yanındayım. Ellerim ağaçlara dokunuyor. Her bir ağacın enerjisiyle hayatta yeni kapılar açıyorum. Hazreti Mevlana'nın Mevlevi hanesindeyim. İlmin içindeyim. Dervişlerin arasındayım. Temiz salih düşüncelerle etrafım sarılıyor. Alıp kabul ediyorum. Derin nefes almanı istiyorum. Derin nefes al ve organlarına o yeni enerjiyi götürmeye başla. Nefes al. İyice al. Ver. Al, ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Allah'ım, senin yolundayım.
sen ol deyince her şey olur. Sen ol deyince zaman, mekan bir anda kaybolur. Sen ol deyince mesafeler kalkar. Sen ol deyince kalbim, şu an tüylerim titrer. Şu an bütün bedenimdeki tüyler titreşim haline geçer. Ben de fark ederim. Senin ışığınla, izninle, ol makamından bana vereceğin en küçük hediyeye kadar her şeye razıyım. Senden gelecek her şeye razıyım. İçimi sevinç kapladı. Tüylerim ürperdi. Kollarım, ayaklarım, beynim titreşim halinde. Şimşek gibi bir enerji tüm damarlarımı sarmaya başladı. Aldığım her nefeste bana ne kadar yakın olduğunu, şah damarımdan yakın olduğunu bilerek, senin izninle, ilahi gücünle, bana aktardığın en güzel enerjiyle kendimi çok rahat hissediyorum. Huzur içinde hissediyorum. Varlığım bütün insanlığa huzur yayıyor, neşe yayıyor, keyif yayıyor, heyecan yayıyor. Kalbimin titrediğini hissediyorum. Enerji tüm hücrelerimi sarıyor. Gençleşiyorum. Daha da gençleşiyorum. 15, 17, 20 yaşlarındayım. İçimde büyük bir heyecan oluştu. Hayata sarılışım, hayatı algılayışım, uyanışım, varlığım. Evet, bir yolda yürüyorum. Eğer o yolun sağına soluna baktığımda bir anda apartman beton, bir anda ormana dönüştürebiliyorum. Etrafımdaki konuşanları istediğim an bana neşe saçıyorlar diye kodluyorum. Kendimi her daim enerjisi yüksek bir şekilde hissediyorum. Kodlanıyorum. Kodlanıyorsun şu an. Kulağın bende olsun. Aklın, her şeyin şu an benim sesimle orantılı olsun, uyumlu olsun. Bilinçaltınla konuşuyorum ve ona diyorum ki, sen mucizesin, sen durdurulamazsın, sen başaransın, sen her şeyi nasıl daha güzel yaparım diye soransın. Hatta şimdi bir test yapıyorum ve tekrarlamanı istiyorum. Ben nasıl daha hayatı nasıl daha fazla güzelleştirebilirim? Kendi hayatımı daha fazla nasıl güzelleştirebilirim? Evet, kodlanıyorsun şu an. Güzel bir nesil,
frekansı yüksek insanların olduğu bir çevredesin şu an. Herkesin bütün enerjisi, güzel enerjisi birleşmekte ve sana doğru akmakta. Alıp kabul etmek senin elinde. Alıp kabul eden ol. Kodlandın. Mühürlendin. Evet, sorum beynine, bilinçaltına nakş olacak. Ve her fırsatta soracaksın. Daha başarılı nasıl olurum? Hayatı nasıl güzelleştiririm? Kendi hayatımı şimdikinden daha fazla nasıl güzelleştirebilirim? Altın sorularını şu an sana kodluyorum. Kodlandın. Mühürlendin. Nefes al. Nefes ver. Evet, şimdi muma odaklanıyorsun. Işığa odaklan. Işığın aydınlatmasına odaklan. Ve beni tekrarla. Tüm beyin mekanizmaları yeni doğmuş genç, ilahi sağlıkta yeniden doğuyorlar. Yıldırım parlaklığında görüyorum. Tüm beyin nöronlarım 15-17 yaşlarında olduğu gibi düzgün ve enerjik çalışıyor. Kendimi seviyorum. Değerimi biliyorum. Ben her an değerliyim. Her şekilde değerliyim. Beni değersizleştirenleri fark ettim. Onların negatif enerjilerini pozitife çeviriyorum ve onlara sevgiyle armağan ediyorum. Onları seviyorum. Çevremdeki insanlar bana öğretmenlik yaptığı için onlara teşekkür ediyorum. Onlara sevgiyle el sallıyorum. Evet, dış görüntüm değişmeye başlıyor. Gözlerim, burnum, dudaklarım daha genç. Daha güzel. Daha çekici. Daha etkileyici. Dilimden çıkan cümleler, ağzımdan çıkan konuşmalar daha etkileyici. Daha sempatik. Oldu. Kodlandın. Mühürlendin. Devam ediyorum. Her geçen gün, her geçen saat kafamın, tüm dış görüntüm gençleşiyor. Bilinçaltım bana yeniden genç olmamı, geriye dönüş yapmamı, sağlıkta kalmamı onaylıyor.
enerjim yükseliyor. Şu an enerjim yükseliyor. Evet, şu an aranızda bazı ankaların negatif enerjilerini fark ediyorum ve değiştiriyorum. Şüphelerini ortadan kaldırıyorum. Odaklanmasını yükseltiyorum. Onların merakla dinleyişlerini fark ediyorum. Onlara bu hediyeyi armağan ediyorum. Kodlandın. Mühürlendin. Nefes al. Nefes ver. Evet, şimdi herkes 5 kişiyi etiketliyor ve canlı yayına çağırıyor. Enerjiyi büyütüyorum. Devam ediyorum. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Ben hep genç kalacağım. Tekrar et. Ben hep genç kalacağım. Ben bolluk bereket içinde kalacağım. Adını tekrarla. Adını konuş, adını söyle. Mesela ben söylüyorum şu an. Ben Murat Başaran. Her daim genç kalacağım. Her daim bolluk bereket içinde olacağım. Her daim fit olacağım. Her daim içindeki çocukla dans edeceğim. Her daim mucizeler içinde yaşayacağım. Her sabah yeni bir güne başlayacağım. Her gün beni yeni heyecanlar bekliyor. Her an yeni fikirler geliyor. Her an potansiyelim açığa çıkıyor. Kodlandım. Mühürlendim. Nefes al. Nefes ver. Evet, aranızda ücretsiz WhatsApp gruplarımızda olmayan varsa Instagram'da öne çıkan hikayelerde WhatsApp logosunu tıklasınlar ve oradan WhatsApp gruplarımıza girsinler. Gençlik kodlamalarını WhatsApp'tan göndereceğim yarın. Unutmayın, WhatsApp'tan gruplardan çıkanları sistem tekrar geriye almıyor. O yüzden giriş çıkış yapmayın. Girdiğiniz, sizi yönlendirdiğimiz grupta kalınız. Nefes al. Nefes ver. Devam edeceğim. Devasa hızla gençliğin neşeli tazeliği yüzümde doğuyor. Devasa hızla, büyük bir hızla gençliğin neşeli tazeliği yüzümde doğuyor.
Her geçen gün, her geçen saat bende daha genç, daha genç bir ruh doğuyor. Ruhum bedenimi gençleştirmeye karar verdi. Şu an hücrelerimi etkiliyor. Hormonlarımı değiştiriyor. Gençlik hormonlarını salıyor. İzin veriyor. Mutluluk hormonlarını salıyor. İzin veriyor. Hayat bana mucizelerle gelir. Bolluk bereketle gelir. En güzel, en değerli ilişkilerle gelir. Ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle, alır kabul ederim. Kodlandın. Mühürlendin. Evet, şimdi herkes nefes alsın, versin, sakinleşsin, bir bardak su içsin. Evet, sohbetimize devam edelim. Meditasyonumuz